okul dönemi çok uzun sürüyor. Krayolalar, pembe büyüleyici kılıfın içinde bir tablet ve dinlenirken atıştırmak için lezzetli bir hamburger. Bugünkü videomuzda Barbie'nin okul hayatını daha parlak ve heyecanlı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Okul araları sadece dinlenmek için değildir. Lezzetli bir öğlen yemeği de yememiz gerekir. Besleyici bir Barbie atıştırmalığı için kendisi kuruyan kile ihtiyacımız var. Bir dilim açık kahverengi kil alalım ve yuvarlak top yapalım. İkiye keselim ve hamurun kenarlarını yuvarlak hale getirelim. Koyu kahverengi kilden yassı bir köfte yapalım. Kürdanla yapısını oluşturalım. Sarı, kırmızı ve yeşil kil parçaları alalım. Erimiş peynir, bir kat ketçap ve marul yaprağı yapalım. Hamburgerimizi birleştirelim. Ekmek, yeşillikler, köfte, sos ve üst kısmı için bir ekmek daha. Hafifçe bastıralım ki katmanlar birbirine yapışmasın. Ekmeğin üstündeki susamları oluşturmak için kürdan kullanalım. Hamburger çok parlak ve lezzetli oldu. Ve yemek kabı içinde LOL sürpriz bebeğinin pembe midyesini kullanabilirsiniz. Pembe, Barbie'nin en sevdiği renktir. Hamburgeri kaba koyalım ve kapatalım. Orijinal ve şık yemek kutusu bebeğin sırt çantasıyla çok uyumlu oldu. Ve şimdi de size eski bir ruj tüpünden ne yapılabileceğini anlatacağız. Kulak çubuğu kullanarak ruj tüpünü temizleyelim. Tüpü bir parça pembe köpük lastik tabakaya saralım. Silikonla sabitleyelim. Kapağa bir köpük lastik tabaka şeridi yerleştirelim. Su dökelim. Sonuç Barbie'nin okula götürebileceği sıcak içeceklere uygun bir termos. Bir sonraki pratik bilgi için bir ruj tüpü kapağına ihtiyacımız var. İkiye keselim. Üzerine yapıştırıcı uygulayalım ve altın rengi köpük lastik tabakaya saralım. Fazlalıklarını keselim. Pembe parlak köpük lastik tabakadan yapılmış bir çerçeve yapalım. Kavanozun üstüne kalemler yazan bir etiket yapıştıralım. Kalemlerin ucunu keselim. Kalemi küçültelim. Ucunun rengine boyayalım. Farklı renklerde bir sürü kalem yapalım. Bunları parlak kabın içine koyalım. Barbie mini kalemleri gerçek gibi görünüyor ve çiziyor. Bir sonraki pratik bilgi için krayolalara ihtiyacımız var. Krayolaların üst kısmını keselim. Krayolayı küçük parçalara ayıralım. Kenarlarını yakalım ki boya yumuşak görünsün. Aynı şeyi kalan krayolalara da yapalım. Şimdi de küçük bir mukavva kutusuna ihtiyacımız var. Mukavva kutuyu renkli kağıtla kaplayalım. Kutunun bir parçasını keselim. Kenarlarını kıvıralım. Bir logo yapıştıralım. Kutuya krayolaları koyalım ve kapatalım. Artık Barbie gerçekten çizim dersi için hazır. Bir sonraki bilgi için iki maket bıçağı jileti ve bir top küpe alalım. Küpeyi deliğe yerleştirelim. Pense ile bükelim. Küpenin keskin kenarlarını silikonla kaplayalım. Sonra iki parça tele ihtiyacımız var. Telin uçlarını pense ile kıvıralım. Tel parçalarını bıçağa sabitleyelim. Sonuç Barbie'nin okuldaki atölye çalışmasına uygun minik bir makas. Barbie'ye makası nasıl kullanacağını anlatalım. Çünkü bıçakları çok keskin, kendisini kesebilir. Bir sonraki pratik bilgi için yaylı bir tükenmez kaleme ve bir parça kağıda ihtiyacımız var. Kalemi açalım ve yayını çıkaralım. Kağıdı küçük eşit parçalara bölelim. Şimdi de ağzı kapalı bir poşete ihtiyacımız var. Kağıtları üst üste koyalım ve poşete yerleştirelim. Keselim. Kağıtları plastik parçaların arasına koyalım. Kağıtları kağıt tutucuyla tutturalım. İğne ile delikler açalım. Yayı esnetelim ve deliklerden içeri sokalım.
etiket yapıştıralım. Gelecek eserler için albüm hazır. Müze hazır ve Barbie'nin eserlerini bekliyor. Şimdi de bir parça pembe köpük lastik tabaka ve minyatür tablet ekranı çıktısı hazırlayalım. Köpük lastik tabakanın üstüne şekli çıkaralım. Keselim. Ortasına maket bıçağıyla bir dikdörtgen yapalım. Tek ihtiyacımız olan çerçeve ve iki tam dikdörtgen. Parçaları silikon tabancasıyla bir araya getirelim. Ekran resmini sabitleyelim. Çerçeveyi yapıştıralım. Eğitim tableti hazır. Geriye kalan tek şey bunun için bir kılıf hazırlamak. Bir lastik bant ve aynı boyutta bir köpük lastik tabaka alalım. Lastik banttan bir parça keselim ve kılıfa yerleştirelim. Silikon kullanalım. Tableti parlak kılıfa yerleştirelim. Bu süper modern alet Barbie'yi çok daha iyi bir öğrenci haline getirecek. Ama bunu sadece öğrenmek için kullanmalı ve Ken'in Instagram'ına bakarak ya da WhatsApp'ta Toprak'la sohbet ederek dikkatini dağıtmamalı. Bu pratik bilgi için de sıradan bir deftere ve parlak bir müsvedde kağıdına ihtiyacımız var. Kağıt parçasını defterin kapağına uygulayalım. Defterin spiralini kaplayacak şekilde yerleştirelim. Hatlarından geçirelim. Keselim. Yapıştırıcı uygulayalım. Renkli kapağı yapıştıralım. Siyah kalemle yazı yazalım. Barbie'nin minyatür defteri hazır. Hızlı ve çok kolay. Şimdi de size nasıl Barbie'nin defterleri için uygun ayraçlar hazırlayabileceğinizi anlatacağız. Manyetik bant ve kendinden yapışkanlı kumaşa ihtiyacımız var. Manyetik bandı dikdörtgenler halinde keselim. Kenarını ok şeklinde keselim. İki benzer parça yapalım. Bunları kendinden yapışkanlı kumaşın üzerine uygulayalım. Fazlalıkları keselim. Katlayalım ve güzel mıknatıslı ayraçlar elde edelim. Ayraçları defterin arasına koyalım. Manyetik tabanı sayesinde ayraçlar kaybolmayacak ve Barbie hemen ihtiyacı olan sayfayı bulacak. Bir sonraki pratik bilgi için siyah ve kırmızı kumaştan karelere ihtiyacımız var. Kumaşa altın rengi bir kordon yerleştirelim. Silikon uygulayalım. Kumaşı yapıştıralım. Kordonu sıkalım. Köpük lastik tabakadan bir şerit ve kare keselim. Şeritten bir halka keselim ve yapıştıralım. Köpük lastik tabakanın üzerine silikon sıkarak bir daire yapalım. Halkayı sabitleyelim. Artık Barbie Oxford'dan mezun olmaya hazır. Gaudeamus igitur juvenustum sumus. Yani gençliğimizin kıymetini bilelim. Bu pratik bilgi için bir oyuncak dürbün kullanacağız. Detaylarını çıkaralım. Bir fener yerleştirelim. Dürbün lensini silikonla sabitleyelim. Kendinden yapışkanlı benekli kumaş parçasıyla süsleyelim. Şimdi de 3 kahve karıştırıcıya ihtiyacımız var. Çubukları silikonla sabitleyelim ve bunlardan üçlü bir ayak yapalım. Feneri ayağa sabitleyelim. Teleskobu mavi yıldızlarla süsleyelim. Barbie astronomi çalışmak için sabırsızlanıyor. Güneş sistemindeki gezegenler, uydular, yıldız takımları, kayan yıldızlar ne ilginç ve bilgi verici. Bir sonraki pratik bilgi için kapaklı bir plastik kutuya ve bayrak rozetine ihtiyacımız var. Alt kısmında bir noktayı işaretleyelim ve bıçakla küçük bir kesik yapalım. İğnenin keskin ucunu kalpli bir boncuğa yerleştirelim. Kapağı bir lastik bant silikonlayalım. Silikon tabancası kullanalım. Boncuklu iğneyi ikinci lastik bandın ucuna yerleştirelim. Kutuyu ters yüz edelim. İğneyi keseye koyalım. Boncuğu silikonla sabitleyelim. Lastik bandı üst kısma doğru geçirelim. Pedala basalım. Lastik esneyecek ve kapak otomatik olarak açılacak. Çöpü sınıfa koyalım ki sınıf her zaman temiz ve düzenli olsun. Barbie için okul pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini deneyeceğinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni harika fikirleri kaçırmazsınız.